Evet efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ile birlikteyiz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. 12-7 dokunulmazlık oyununu kazandılar ve hepimizin tahmin edeceği gibi Mustafa Kemal'in ismi konseyde çıktı. Hakan birinci adaydı, Mustafa Kemal de ikinci aday oldu. Konseyde Hakan'la Ogeday arasında ciddi gerginlikler yaşandı. Çünkü Hakan Atipoğlu... Dünkü dokunulmazlık oyununa çıkmadı. Seremoni artık bu takım için mücadele etmek istemediğini dile getirdi. Kadınlar potası olsaydı oynardım ama burada burada kendisi için mücadele etmek istemediğim arkadaşlarım var dedi. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Hakan'la Ogeday'ın konseydeki diyaloglarında tartışacağız amma velakin bugün mutluyuz çünkü sevgili Acun Ilıcalı bizlerle birlikte olacak programımızın ilerleyen dakikalarında ne kadar çabuk gelirse bizim için o kadar iyi. Bütün temennilerimiz ve dualarımız bu yönde. Tekrar ediyorum efendim. Acun abi Acun Ilıcalı Survivor Extra'nın konuğu olacak. İlerleyen dakikalarda diyorum Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Acun abi geliyor bugün. Evet Furkan dede tabii ki heyecanlıyız. Patronumuz geliyor ve onun gelmesiyle beraber biz de masada çok şevkleneceğiz ve onunla beraber çok güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Hasretle bekliyoruz, iple çekiyoruz gelmesini bir an önce. Hanzade'nin çok kontra soruları olacakmış gibi hissediyorum. <laughs> doğru mu Hanzade? Yine inşallah. alev alev yakacaksın masayı gibi hissediyorum. O minkten haber almak istiyorum evet doğru. Biraz içerden içeriden bilgiler. İçeriden bilgiler biliyorsunuz geçen gün telefonla bir bağlantımız olmuştu. Nagihan'ı sormuştuk detaylı bilgileri soracağız. ...belki e, Tur abinin gidişini sorarız... ...yeni gelecek yarışmacılar var mı... ...onu sorarız... ...Hakan o Ogeday gerginliğini sorarız... ...X hesabından Survivor Extra... ...X hesabından da siz bazı sorularınız varsa... ...bana yollayın... E, ...ben de fırsat bulursam bakıp... ...oradan Acun abiye... E, ...iletirim... ...çok memnun olurum... ...siz de iştirak ederseniz efendim... E, ...ne kadar ilgiyle ve dikkatle takip ettiğinizi de... ...biliyoruz zaten diyorum ve... İhsancım Acun abi geliyor... O kadar yani gelişini biz bir ay öncesinden anonslamaya başlamıştık. <laughs> ne diyorsun? Evet biraz rotarlı geliyor ama gelecek. Yani şöyle rotarlı derken bir ay öncesine göre rotarlı ama şu an bence birazdan burada olacak. E, o gelene kadar da aslında konuşacağımız konular var derim ben. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Hemen Hakan Atipoğlu'yla Ogeday arasında konseyde yaşanan diyalogları hep birlikte bir hatırlayalım. Buyursunlar Murat abiciğim. Sevgili Furkan Dede, şimdi benim anlamadığım bir konu var. Ogeday egolu. Hı hı. Sanki Ogeday bir suç işlemiş Ogeday'ın bu işlediği suçu biz tartışıyoruz Abi egolu zaten genelde Dünyaya baktığın zaman Genelde zirvede olabilen Başarılı olabilen Ve insanların önünde olan kişilerde Ufak tefek egolar Olur Bazında çok yüksek olur Bazında orta olur Bazında alt olur Mesela bende de ego var Yani ben şimdi egoluyum diye suçlu muyum Beni alın götürün abi Deyin ki Murat'ı Taksim'e götürün beni Egolu bu adam. Bütün herkes gelsin falan benle uğrası. Öyle bir şey yok abi. Ego, ego herkes de olabilir. Yani egosu hani yüksek potansiyelde olan başarılı olmuş insanlarda ego zaten olur. Bunu yani bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O kadar da de ego vardır. Var yani zaten görüyoruz o kadar da de ego var. Yani Hakan Atibon'un sende ego var, sende ego var. Bu kadar egzajere edecek, bu kadar abartacak bir durum yok. Adamda ego olması normal. Neden normal biliyor musun? Adam adayı yıkıyor şu anda. Adam herkesi yeniyor. Adamda bir üstünlük potansiyeli var. Adam herkesi yeniyor. Adamda ego olması gayet doğal. Ve adamda ego olması neden doğal biliyor musun? Bütün takımdaki herkes adama biat ediyor şu anda. Neden dersen? Çünkü adam sanki takımın patronu. Hani mesela takım alınır ya mesela yurt dışında falan. Patronsundur takım veya bir takımın başkanısındır o takımın başkanı gibi Ogeday şu anda. Herkes Ogeday ne derse onu yapıyor. Ogeday takımı sahiplenmiş. Ogeday o takımın patronu gibi şu anda. Mavi takımın patronu Ogeday. E bu adamda da normalde bir ego olması lazım. Hatipoğlu bir kere bak ben ben Hatipoğlu'nu çok severim. Ama Hatipoğlu yanlış atlara oynuyor ya. Hatipoğlu çölde iğne arıyor. Hatipoğlu sen bu adamla şu anda senin orada mücadele etmen imkansız. Çölde iğne bulmak gibi bir şey. Çünkü adam şu anda çok güçlü. Senin orada bir gücün yok. Yani gücün yok derken SMS olsaydı, bak SMS olsaydı Hatipoğlu'nun bu çabalarına hak verebilirdim. Ha, Hatipoğlu çabala çabala bu adamı bir şekilde halkın gözünde itibarını yok et. Halk buna SMS atmasın. Orada haklı olabilirdi. Şu anda öyle bir şey yok Hatipoğlu. Sen boşuna kürek çekiyorsun. Yapacağım bir şey yok. Çünkü adam hem çok güçlü, hem adayı yıkıyor, hem bütün takımı eline almış. Sen orada kalmışsın yalnız. Sen abi şey değilsin ki yani. Ne o himen değilsin ki Hatipoğlu. Sen tek başına o kadar kişiyle baş edemezsin. Ha düelloya çıkacağım diyorsun düello. E düelloya çıktığın zaman da o gedayla 50 tane düelloya çıksan şu anda görünen köy kılavuz istemez. O geday her oyunda seni de yenebilir Hakan Hatipoğlu. Abi belki bir kere sen yenersin. Onun için burada şimdi baktığın zaman bir kere Hatiboğlu kardeşim sen bir kere zaten yanlış işler yaptın şu ana kadar. Sen bir kere bütün takım adam diyor ki ne diyor? Hem karşı takımın diyor kaderiyle oynadın, hem bizim takımımızla kaderiyle oynadın diyor. Sen bir kere oyunu oyunu terk ederek bu işler olmaz. Sen takımını ne oldu şimdi sen herkesin gözünde? Sen takımını bırakıp giden adam oldun. E hem öyle oldun hem bir de karizmayı da çiziyorsun. Ben üzülüyorum mesela şimdi. Diyor ki adam geldin yemek yedin. Sen de nerede onur sen de nerede gurur. Ya şimdi bak Hatipoğlu'na bu laf bir kere o Geday ağır konuşuyor şimdi orada bak. Orada tamam siz yarışın. Sen güçlüsün. Egon da var ama adama onur, gurur murur bu işlere de girmeyeceksin. Adam yemek. Hatiboğlu da şimdi bak çok üzüldüm yani. Hatiboğlu çünkü ağırlığı olan bir adam orada mesela gidiyor. Onlar dalga geçiyorlardır Hatipoğlu'ya şu anda. Ben sana söyleyeyim. Oradaki bütün yarışmacılar Hatipoğlu'ya şu an dalga geçiyor. Sen kendini ne dalga geçtiriyorsun kardeşim? Ben sinirleniyorum bak. Senin burada sen koskoca Hatipoğlu'sun. Sen yılların Survivors, onların hepsini Survivor diye alır götürürsün sen aslında. Ama sen adada yanlış işlere girdin. Sen niye karizmanı çizecek hareketler yapıyorsun? Yapma kardeşim bırak. Sen ağırlığın devam etsin. Sen o geday. O geday senle şu anda böyle oynuyor. Herkes de gülüyor sana şu anda. Yok yemek yemişin. Yok bilmem ne yapmışın. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Ben çok üzülüyorum yani. olduğunu yerinde olsam ben artık bu şeyi değiştiririm abi. Bırak sen bu işleri. Çık ne yapıyorsan yap. Yapamıyorsan da gel kardeşim otur buraya. Yani şeyini yitirme. Çünkü insanlar seninle dalga geçmeye başladı oradaki insanlar. Ben çok üzülüyorum. Onun için de Hatipoğlu'nun artık e, bir Hatipoğlu olduğunu göster kardeşim. Bırak sen yemek geliyorsun yiyorsun falan. Millet dalga geçiyor seninle. Bırak yemeni de yeme. Ne olacak yani yemek yesen? Diyor ki düelloya çıkacağım güçlenmem lazım. Ne alakası var ya? Güçlenmen için yani iki tane şeyden düelloya mı güçleneceğim? Yeme otur. Hiç olmazsa yaptığın hareketin arkasında dur. Onun için de yani ben şahsen Hatipoğlu için üzülüyorum yani. Çünkü sevdiğim bir çocuk ama orada nedense strateji yapamadı. Boşu boşuna da karizmaya <laughs> çizmeye devam ediyor. Yapma kardeşim. Hanzade'ye sözü vereceğim ama tekrar etmek istiyorum efendim. Acun abi birazdan bizlerle birlikte olacak. Survivor X hesabından da sormak istediğiniz sorular varsa memnuniyet duyarız. Ee, yönetmenimiz Tuğba'dan da rica edelim alt bantımıza da Acun abinin biraz da birlikte olacağı bilgisi orada sabit kalırsa çok mutlu oluruz diyorum buyurun zaten evet ben de Hakan'ın e, oyunu bırakmasıyla başlamak istiyorum Hakan'ın oyun oynamamak e, kararı beni ne kadar şaşırttıysa kazanılan ve kendisinin oynamadığı oyunda ki ödülden yararlanmaya gitmesi inan ki daha fazla şaşırttı SMS olsa asla yapılmayacak hareketler diye mesela bir liste yapsak ben e, sizin için mücadele etmek istemiyorum. Bu listede böyle ikinci, üçüncü sıradaysa bence birinci sırada uğruna mücadele etmediği arkadaşlarının sayesinde kazanılan ödüle gitmek olurdu. Ben çok şaşırdım açıkçası. Hakan kafasına yanlış kıyaslamalar ve e, yanlış tartılar, teraziler kurmuş. Şöyle açıklıyor kendisini, şöyle rahatlatmış. Diyor ki sayı alan yarışmacı nasıl düelloya çıkarılabiliyorsa ben de e, işte sayı almadığım ve katkıda bulunmadığım bir oyunun ödülünden yararlanabilirim. Çok yanlış bir kıyaslama. Çünkü şöyle düşünün. Survivor'un kuralları dahilinde isterlerse en yüksek performanslı, isterlerse en düşük performanslı yarışmacıyı düelloya gönderme hakları olan yarışmacılar var. Bu onların hakkı. Yani hiçbir usulsüzlük yok. Hiç kimse mesela eğer yüksek puanlı yarışmacıyı düelloya gönderirse ufak veya büyük ceza almıyor. Dolayısıyla İkinci kural ne Survivor'da? Bir ödül kazanmak için bir oyun kazanman gerekiyor. Takımlar mücadele ediyorlar ve bu oyunun kazanılması gerekiyor. Sen sayı verirsin vermezsin ama senin takımının bu mücadelede yer alan takımının bir oyun kazanması gerekiyor ödül için. Dolayısıyla sen kendini bu mücadeleden çektiğin zaman bu ödülü açıkçası bence de hak etmemiş oluyorsun. Ve Hakan diyor ki e, yine çok yanlış ben ne için mücadele edeceğim? Ben kadın yarışma, kadın haftası olsaydı mücadele ederdim. Ben bu takım için mücadele etmek istemiyorum. Bunu gerçekten ilk izledim eyvallah demiştim. İstemiyorsa bireysel bunun bir yaptırımı da olur. Bunu da katlanacaksa tamam. SMS yok zaten. Bu şekilde oynuyor Hakan bu yarışı demiştim. İlk fragmanını izlediğimizde. Ama o zaman Hakan'ın sorusuna ben bir cevap vermek istiyorum. Ne için mücadele edeceksin biliyor musun Hakan? Yediğin o tavuk, et, makarna için. Çünkü bu çocuklar onun için de ter döktüler. Dolayısıyla ben çok içinde izledim. Hatta izlerken kesinlikle ödülden yararlanmayacağını düşünüyordum. Ee, bana garip geldi. Dolayısıyla Ogeday'ın Ogeday ağır ithamlarına maruz kalmış oldu. Şimdi şöyle Hakan'ın yaptığı şeyin zaten e, çok hoş karşılanmaması al alacağı eğer bir daha yaparsa alacağı yaptırımlardan belli. Ne olacak seçme hakkı kendisinde bulunmayacak çünkü belki de oyunu oynasaydı istatistiği düşmüş olacaktı. Birinin hakkına girilmeyecek. İkincisine o ödülden yararlanamayacak. Demek ki benim kafamdaki tartı Hakan'ın kafasındakinden daha doğruymuş. En azından daha çoğunluğa uygunmuş diyebilirim. Burusuna. Şimdi <laughs> aynı yerdeyim. Ben de aslında Hakan'ın şeyle başlayacağım. Yani oyuna çıkmaması ile ilgili öncelikle şunları söyleyeceğim. Ben Hakan'ı yakın tanıyıp Survivor'da çok iyi bildiğini de bilirim. ...çok da zeki bulurum kendisini. Hem hayatta hem Survivor yorumlarını hem Survivor yaşaması. Neden bu kadar büyük bir hatayı bilerek bu adam yaptı? Dün geceden beri düşünüyorum ve bulamıyorum. Yani bunun bir hata olduğunu... <laughs> ...ve hatalar sinsilesi olduğunu... ...yani oyuna çıkmaması... ...ondan sonra o ödülden yemesi... ...hatta ödülden yemesini tabii ki de yiyeceğim... ...afiyetle yedim gibi vurgulaması... ...yani bir hatalar sinsilesi. Bunu niye bizim gözümüze soka soka yapıyor? Ben bunu bulamıyorum. Yani bulamıyorum çünkü bunu... Hakan da yorumlayacak olsa burada eleştirirdi. Neden bu kadar ciddi hataları? Belki de Survivor'da yaşadığı sürece yaş yaptığı en ciddi hata bu sene <laughs> ve belki de bütün Survivor'larda yaptığı hata. Bu kadar gözümüze sokmasını anlamadım, anlam veremedim. Bir şeyin derdinde veya çok bir şeyleri yanlış yorumlamış diye düşünüyorum. Ya yani şimdi çıkma çıkmamasına hak verenler olmuş ama bakın çıkmamasına hak veremezsiniz. Bir oyuncu oraya zaten oynamaya gider. Eğer doktor raporu yoksa oynamakla mükelleftir. Biz bunu hep söylüyoruz. Oynamazsa ne oluyor? Oynamazsa bir, kendi takımına zararını veriyor. Yani kendi takımı ne oluyor? Ee, ondan mahruk kaldığı için karşı tarafı seçme hakkı doğuyor. İki, ondan sonra yani o zamanki kurallara göre konuşuyorum. E karşı tarafın da bir yerde kaderiyle oynamış oluyor. Yani bir de bir anda oyundaki bütün kaderi değiştirmiş oluyor. E şimdi böyle yaptığın zaman bir de istatistik senesi diyoruz. SMS yok. Hadi SMS olsa SMS de belki de bunun cezası kesilecek. O da yok. SMS'li sezonla ne oluyor? Yüzler devreye giriyor. E senin şimdi belli bir yüzden var. E sen o yüzdeni korumak için oynamamış da olabiliyorsun. O zaman sen belki de yarın öbür gün çıktığında atış hakları sende olacak. Yüzdeni mi korumaya? Orada arkadaşlar da söyledi zaten. Yüzdeler öyle dilimler var. Sen burada o yüzdelerin değişmemesine de e, neden oluyorsun. Ondan sonra bunları yaptın diyelim. Bir tepki verdin takıma ve bir günlük bir tepki olsaydı bu. Hani devamını da getirecektin belki de veya getirecek bilmiyorum. E, ödülden faydalanmazsın değil mi? Yani dersin ki ben bugün en azından bunun için hiçbir şey mücadele etmediğim için bakıyorum ödülden de faydalanıyorsun ve de onu vurguluyorsun diyorsun ki afiyetle yedim diyorsun yani çok garip çok garip ve de bu konu konseye taşındığında da biz neyi konuşacağız neyin konuşulmasını bekliyoruz Hakan'ın oyuna çıkmamasını falan filan bunları konuşacağımıza o konu bir anda gidiyor ne oluyorsa gidiyor burada tabi Ogeday'ın da parmağı var ama biz Ogeday egolu mu Ogeday egosuz mu işte Ogeday dışarıdan şöyle mi görünüyor İletişim hatası yaptı mı o da? işte o kadar yoksa iletişim hatasına Hakan'ı mı şikayet etti? Ya da o da bir iletişim hatası yaptı mı? Ben de konuşayım mı? Sen şöylesin dışarıdan bir baksan. Bak konu uçtu gitti. Orada zekasını yine konuşturdu. Aldı konuyu bambaşka bir şey. Biz neyi konuşacağız? Burada geldik buraya mesela o kadar egolu mu? Egosuz mu? Bu sene o kadar nasıl yarışıyor? E bizim konuşacağımız konu bu mu? Hayır. Bizim konuşacağımız konu şu. Hakan bu yarışı niye bırakıyor? Bıraktığı yarıştaki ödülü niye yiyor? Ve bunu da kendini nasıl haklı görüyor? Bu konu konuşulacakken konseyde bu konu konuşulmadı ve bir anda konu aldı gitti başka yerlere. Şimdi gelelim tabii ki Ogeday ile ilgili kısma. Şimdi Ogeday bence eleştirilerinde özellikle şelik eleştirinde çok haklı. Seremonideki neden? Çünkü Hakan yazılmayacak bir yarışmacı değil. Hakan öyle bir şey diyor ki ben ağzımda kuş da tutsam, şunu da yapsam, bunu da yapsam. Şimdi gerçekler var Hakan. Yani sen bu şu an bu takımdaki. E, ...yüzdeler önümüzde. Yüzdelere bakarak konuşalım. <laughs> Şimdi senin altında iki tane yarışmacı var. Biri Yaman, biri Batuhan. Şimdi Batuhan geçen hafta gelmiş. Daha Batuhan'ın elinin ısınması lazım. E, Batuhan'a... E, arkadaşların hak vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü Batuhan zaten geçmişinde kendini bazı konularda kanıtlamış. Genç, dinamik, iyi de bir yarışmacı. Şimdi sen onu ilk başta yazamazsın. Onun yazılması zaten tepki çeker. Dolayısıyla sen... Batuhan'dan önce başka bir isim yazabilirsin. E gelelim şimdi yazılacak isimlere gelelim. Yazılacak isimler Yaman'la Hakan. E şimdi Yaman yazılacağı gün 4'te 4 yapmış. Takımın en iyisi. Dün akşam da zaten iki 2 yaptı. Çocuk bir ritim yakaladı. Kendini sevdirmeye başladı. E bir Instagram şeyi oldu, ödülü oldu. Orada mesela biraz ...kulaklarına kar suyu kaçtı yarışmacıların. Yaman çok seviliyormuş. Bunu bence öğrendiler orada. O konuşmalarda herkes Yaman'la ilgili bir mesajlar yazdı. Ve yarışmacılar dedi ki biz Yaman'a galiba çok yükleniyoruz. Ama Yaman cacım, canımız cicimiz de oldular. E şimdi böyle bir durumda Yaman'ın yazılamayacağını da anlayan ekip Hakan'ı yazmıştır doğal. Şimdi oradaki en yakın arkadaşları, kadın arkadaşları da artık Hakan'ı yazıyor. Yani Hakan'ın bunu bu kadar içselleştirmesi de çok garip. Kötü yarışmacı değil, %50'nin üzerinde yarışan bir yarışmacı... Ama takımında yazılması gereken bir yarışmacı. Yani bunu bu kadar tepkiyle karşılayamazsın. Bir tepki verebilirsin ama oynamıyorum. Bakın küstüm. Ben artık yokum. Ben sadece kadınlar oyunda oynayacağım gibi tepkileri veremezsin. Dolayısıyla da o yaptığı da yanlış ama o kadar bunları vurgularken bunu da buraya kadar doğru. Ama o geldiği konular bir onur gurur meselesi. Bunu bu şekilde yorumlamaması gerekirdi. Bakın ben de eleştiriyorum oynamadığı bir oyunda yemeğini yemesi, belki de arkadaşlarının gözüne sokar gibi yemesi gerçekten eleştirilecek bir durumdur. Ama onursuzluk, gurursuzluk gibi kelimeler insanları rencide eder. Hele hele 44-45 yaşında bir adama bunlar söylenmemesi gerekiyor. Kim olursa olsun söylenmemesi gerekiyor da. Yani o kadar üst seviyede eleştiri yapılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu var, o giden girdiği yanlış bir yol, samimiyetsiz ilişkiler diyor adada kurduğu. Adada kurduğu samimiyetsiz ilişkiler yani bu da eleştirilebilecek bir şey. O da aynı şekilde seni eleştirebilir o zaman. Samimiyetsiz ilişkiler vesaire diyebilir. Bu konulara girmese o geda zaten davasında çok haklı. Çünkü yarışa çıkmamış, küsmüş, oynamıyorum diyen, ödülü yiyen bir adam var karşısında. Konu zaten belli senin o kadar Niye bambaşka yerlere giriyorsun? E, kendi ayağına sıkıyorsun. Ondan sonra konu aldı gitti o gedeğin başka egolu mu, mu tartışmasına. Ben de şöyle yorumlamak istiyorum. Şimdi Hakan Antipoğlu dünkü oyunu bıraktı. Açıkçası ben <laughs> Hakan'ı anlamaya çalışıyorum. Neden diyecek olursanız, şimdi bir yarışmacı düşünün. Kendi ismi yazılıyor, devamlı ve potada kendi takım <laughs> arkadaşlarından bir rakip de isteyebilir. O yüzden maça çıkıp maksimum mücadelesini vermesi ne kadar doğru. Zaten adam çıkıp kazanmak istemiyor ki. Kendi takım arkadaşlarından birinin yanında istiyor. O yüzden bu maçı kaybetmek isteyecek. Şimdi burada bir plan var. Ama dönüyorum diğer tarafa. O zaman Hakan eğer oyun bırakmanın yolunu açarsa o zaman bütün yarışmacılar eften püften sebeplere oyun bırakırlar ve Survivor'ın işleyişine de ciddi zarar verir. Canı sıkılan ben bugün oynamıyorum. İşine gelmeyen o gün ben bugün oynamıyorum der. Atışı de. beğenmeyen. Atışı beğenmeyen, istatistiğini düşünen, her türlü bahaneyi öne sürüp oynamayan birçok yarışmacı görürüz ve bütün Survivor'ın kaderini ve işleyişini etkiler. Ama Hakan'a da, geçen sefer Mustafa Kemal'e, Nagihan'a, Sercan'a da, kendisi eleştirmesine rağmen kendisi de yaptı. Hak verdiğim durum da var. Şimdi adam, Pota'da kendi takım arkadaşını da istiyor olabilir. Bu sefer de maça çıkıp kazanmak istemiyor olabilir. Bu ciddi bir ikilem. Bence burada bu kadar ağır tepkiler vermek yerine bir gün konseyde Acun abiyle bunun tartışma ortamını açmalılar diye düşünüyorum yarışmacıların. Güzel bir konu bence bu. Yani ben bugün çıkıp kazanmak istemiyorum ama oynamak da zorundayım. Ne yapayım Acun abi? O zaman çıkıp bilerek kayıp mı edeyim maçı? Nasıl bir formülde, nasıl bir yolda ilerleyeyim diye bir soru atabilir Aslında dün onun cevabı verildi. Yani evet. eğer çıkmak istemiyorsan tamam çıkma Furkan. O zaman sana da e, bir ödül. Eğer mesela o günkü ödülü kazandıysanız o günkü ödülden yararlanamayacaksın ya da bir o sonraki. Değil, bu değil. Benim ya da, benim hayır. anlattığım bu değil. Tamam bu... da yapabiliyor aslında yarışmacı. Hayır, işte bu ama ama hayır bu önemli olan bu bir cevap değil. Bu bir ceza. Hayır, yani o sen... cezayı almadan da adam isteksiz oynayabilir diyor Furkan. Evet ama o her zaman öyleydi. Zaten bugüne kadar da öyleydi. Yani ama sen bunu açıkça söylüyorsan eğer ben oynamayacağım bugün diyorsan tamam o zaman seçme hakkın ve bir ödülün elinden alınıyor. Okey oralara anladık ama bir adam oyunda oynamak istemeyebilir ama istemediği halde oyuna çıkmak zorunda olabilir. Bu bir ikilem yani bence bunun konusu açıkçası bir gün konseyde açılmalı diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki ondan sonra o oyuna bir yemeği yemesine geleceğim. Aslında tema olarak yine Hakan'ı haklı bulduğum taraflar var. Şöyle ki diyor ki, ben nasıl 2'de 2 yaptığım gün konseyde benim ismim çıkıyorsa bu adam 2'de 2 yaptı yazılmayı hak etmiyor denmiyor. O Geday ne dedi? Hakan %100 performansla da oynasa ben yine Hakan'ı yazacağım dedi. Nasıl ki ben iyi performans gösterdiğim halde yazılabiliyorsam oyunda mücadele etmediğim günde yeme hakkına da sahibim diyor. Bu kısımlarda Hakan'a hak verdim ama düştüğü durum açıkçası beni biraz hani ya hem oyuna çıkmayan hem de e, yemek yeme çalışan bir adam pozisyonu oldu diyorum ve... Ee, Acun abi geliyor birazdan bizlerle birlikte olacak sandalyesi geldi. <laughs> Önden sandalye geldi. Aynen öyle ee, <laughs> seslere falan takılıyor şu anda birazdan Acun abi bizlerle birlikte olacak diyoruz efendim sorularınızı Survivor Extra X hesabından da sorabilirsiniz programımızın sonuna doğru Acun abi elimden geldiği şekilde e, bu soruları ileteceğim diyorum e, tabii ki bir de performans değerlendirmesi yapmak istiyorum. Hakan'ı eleştireceğim nokta da şu, performansı gerçekten iyi değil. Bak Yaman Hakan'ın altında gözüküyor ama Yaman'ın çıktığı maç sayısı da bugün Poyraz'a, Ogeda'ya en yakın maç sayısı Yaman yapmış. Ve oynadığı rakiplere bakarsak da çok zorlu rakiplerle mücadele ettiğini söyleyebilirim. Yaman gerçekten yükselen bir performansı var. Yaman'ın e, önümüzdeki günlerde Survivor'a damga vuracağını düşünüyorum. <laughs>